Cemal Süreya kendini niçin Atatürk'le kıyasladı? Bakıldığında ikisi de kıyaslanabilir insanlar değil aslında. Bir tarafta çok çok büyük bir şair Cemal Süreya, diğer tarafta kurtarıcımız, liderimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Üstelik Atatürk hayata gözlerini yumduğunda yani 1938 yılında Cemal Süreya daha 7 yaşında bir çocuk kendini Atatürk'le niçin kıyaslamış olabilir ki? Öncelikle bu kıyasın nerede yapıldığına bir bakalım. Milliyet Sanat Dergisi'nin Ağustos 1989 tarihli 221. sayısında yapıyor bu kıyası Cemal Süreya. Derginin bu sayısında yayınlanan Vent Kapı adlı şiirinde Cemal Süreya şöyle bir soru atıyor ortaya. Doğru söyle, beni mi seviyorsun Atatürk'ü Cemal Süreyya'nın bu şiiri 3 bölümden oluşuyor ve üçüncü bölümünün orta yerinde tekrarlayalım. Doğru söyle, beni mi seviyorsun Atatürk'ü mü? diyor. Yani Bent Kapağı adlı bu şiir için bir aşk şiiri diyebilsek şunu düşünebiliriz. Cemal Süreya bu şiiri sevdiğin kıza yazdı. Kızcağız da muhteşem Atatürkçü biriydi. Cemal Süreya da şiirinde bir şekilde kıskançlığını dile getirdi. Ama bunu da diyemiyoruz. Çünkü Bent Kapı adlı bu şiir bir aşk şiiri değil. Öyle ki anlamına varmak dahi zor bu şiirin. Oldukça kapalı bir şiir. imgeler yüklü bir şiir. Pekala bu anlamı dahi kapalı bir şiirde Cemal Süreyya kendini Atatürk'le niçin kıyaslamış olabilir? Bu soruya bir yanıt bulabilmek için öncelikli olarak 1925 yılının Ağustos ayına gitmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu'ya oradan da İnebolu'ya geçerek şapka devrimini ilan ediyor. Ankara'dan 4 araçlı konvoyla yola çıkıp Kastamonu'ya, İnebolu'ya geçiyor ve buralarda şapka devrimini ilan ediyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim kendinden sonraki liderler gibi öyle 14 araçlık, 24 araçlık, 34 araçlık bir konvoya ihtiyaç duymuyor Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü o gerçek bir başkomutan zaten. Kendisinin varlığı yetiyor. Yanında onun binmiş olduğu aracından başka 3 araç daha var. 3 araba daha var. E onda da arkadaşları var zaten. Evet Atatürk'ün Kastamonu'ya geleceği haberi Kastamonu'ya Ankara'dan varacağı haberi Kastamonu'da herkes tarafından duyuluyor. Halk coşku içinde Atatürk'ün geleceği o günü bekliyor. İşte bu haberi alan Kastamonu ana mektebinin öğretmenlerinden biri derhal sınıfa koşuyor ve öğrencilerine diyor ki çocuklar Atatürk geliyormuş. Gidelim kırlardan çiçekler toplayalım ve gelelim sınıfa onlardan şöyle bir buket hazırlayalım. Ardından ben aranızdan birini seçeyim. Verelim ona buketi. O aranızdaki arkadaşınız gitsin Atatürk'e sunsun bu buketi. Atatürk'ü güzel karşılayalım. Merhabamızı ona güzel sunalım çiçeklerle. Ve öğretmenimiz, o aydın insanımız bu görevi Belkıs adlı bir kız çocuğuna veriyor. Belkıs henüz 7 yaşında bir kız çocuğu. Ve Atatürk Kastamonu'ya giriş yapıyor. Halk sokaklarda kaldırımlar dolmuş taşmış. Atatürk karşıdan geliyor. Bel kız kalabalığın içinde Atatürk'ü izliyor bel kız. Ve kendisine yaklaştığında atası bel kız öğretmenine bakıyor, gözüyle öğretmeninden bir onay daha alıyor ve Atatürk'e o minicik adımlarıyla yürümeye başlıyor. Atatürk'ün önüne geldiğinde kucağındaki o bir buket çiçeği Atatürk'e uzatıyor ama bel kızın dikkatini Atatürk hiç mi hiç çekmiyor? Belkıs'ın bütün dikkati Atatürk'ün yanındaki köpeğinde. Evet, Atatürk şapka devrimini ilan etmek için Kastamonu'ya giderken, Ankara'dan yola çıkmışken yanına köpeğini de katıyor. Belkıs Atatürk'ün köpeğiyle oynuyor. Çiçekleri Atatürk almış. Çiçekler bu defa Atatürk'ün kucağında. Öyle ki Atatürk Belkıs'ın umrunda bile değil. Bu durumu Atatürk fark ediyor. Ve kıza doğru eğilip soruyor. Doğru söyle beni mi seviyorsun? Köpeği mi diyor. Kız çocuğu hiç düşünmeden. Köpeği diyor. Atatürk şaşırıyor kız çocuğun bu cevabına. Soruyor neden diyor. Kız çocuğu şu yanıtı veriyor atasına. Sizi koruyor diye. Evet o kız çocuğu, 7 yaşındaki bel kız Atatürk'e onun köpeğinin kendisinden daha çok sevdiğini söylüyor. Sizi koruyor diye. Bana kalırsa Cemal Süreya, Şapka Devrimi'nin ilanı sırasında gerçekleşen bu hikayeyi biliyordu. Ve "Bent Kapı adlı şiirin 3. bölümünde o dizeleri o hikayeden aldığı ilhamla yazdı. Doğru söyle. Beni mi seviyorsun Atatürk'üm? Çünkü bakıldığında Cemal Süreya sanki Kastamonu'ya gitmiş, kendini o köpeğin yerine koymuş ve o dizileri öyle yazmış gibidir. Doğru söyle, beni mi seviyorsun Atatürk'üm? Düşünsenize, bir anda Atatürk soruyor kıza, beni mi seviyorsun, köpeği mi? Yıllar sonra da bir şair çıkacak ve şiirinde şunu soracak. Doğru söyle, Beni mi seviyorsun Atatürk'ümü? Sanki Cemal Süreya, Kastamonu'da şapka devriminin ilanı sırasında kendini Atatürk'ün köpeğinin yerine koymuş gibidir. O Cemal Süreya ki zaten bir başka şiirinde kendini köpek yerine koyar ve şu dizeyi yazar. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Evet bana kalırsa Cemal Süreya Kastamonu'da gerçekleşen o hikayeyi biliyordu ve şiirini o hikayeden aldığı ilhamla yazdı. Çünkü o Cemal Süreya ki Atatürk devrimlerine de hakim bir şairdi. Büyük bir aydındı. Biz onu yalnızca şiirleriyle tanıdık. Evet ama Cemal Süreya büyük bir aydındır. Atatürk devrimlerine hakim bir aydındır. Bunu en çok da nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? 10 Kasım 1958 tarihinde Nazilli'de gerçekleşen bir hikayeden. Evet tarih manidar 10 Kasım 1958 Nazilli'deyiz. Cemal Süreya da orada. Tesadüf eseri Nazilli'ye yolu düşmüş. Şehirde Atatürk'ün 20. ölüm yıl dönümünün anma programı var. Ve 3 gün sonra o yerin yerel gazetelerinden biri o yerin yerel gazetelerinden biri bir haber yazıyor gazeteye. Haberin başlığına da şu cümleyi atıyor. 10 Kasım günü şehrimizde bulunan değerli sanatçı Cemal Süreya önemli bir konuşma yaptı. Evet o gazete sayesinde öğreniyoruz Cemal Süreya'nın o gün 10 Kasım 1958 günü Atatürk'ü anarken yaptığı konuşmayı. Cemal Süreya önündeki kalabalığa şu cümleleri haykırıyor. Mustafa Kemal bir temeldir, bir yöndür. Yapılmış her şey bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek sürdürerek sevebiliriz. Dikkat edelim, Cemal Süreya bu konuşmayı yaparken yalnızca 27 yaşındadır. 27 yaşında dahi Atatürk'ü sevebilmenin yolunun onun devrimlerine sahip çıkmakla, onun devrimlerini devam ettirmekle inşa edebileceğimizi anlatmıştır bizlere, önündeki kalabalığa. Bana kalırsa Cemal Süreya, Atatürk devrimlerine o hakimiyet duygusuyla yazmıştır doğru söyle. Beni mi seviyorsun Atatürk'ümü dizelerini? Bir de şu var ki şapka devrimi bence şairlerimiz arasından en çok Cemal Süreyya'ya yaramıştır. Yani Cemal Süreyya için diyebiliriz ki şapka devriminden en çok yararlanmış şairimizdir. Çünkü bakıldığında eserlerinde onun kadar şapka sözcüğüne, şapka imgesine yaslanmış bir başka şairimiz daha yoktur. Öyle ki Büyük Usta o en güzel eserlerden eserlerinden birine şapkam dolu çiçekle adını vermiştir. Düşünelim şimdi şapka devriminin ilan edilmediği yıllara gidelim. Gerekirse Osmanlı dönemine. Cemal Süreya o dönemde de aynı eserini ya da bir benzerini yazmış olsun. Bu eserinin adına fesim dolu çiçekle der miydi? Bence demezdi. Çünkü Cemal Süreya şapka devriminden yana bir şairdir. Çünkü Cemal Süreya Atatürk devrimlerinden yana bir şairdir. Çapka demişken Cemal Süreyya'nın imzasına uğramadan yapamayız. İmzayı şuralara bir yere ekleyelim. Evet görüyorsunuz imzayı. İmzada Cemal'in M'sine denk gelen yer için Salah Birsel melon şapka benzetmesi yapar. O çıkıntıya melon şapka benzetmesi yapar Salah Birsel. Metin altı ok durur mu? Sanki Salah bir sene cevap verircesine evet o çıkıntının bir şapka olduğunu söyler ama şapkanın melon değil bir tür fötür şapka olduğunu iddia eder. Öyle ki Metin Altıoğlu bunun bir de şiirini yazar. Der ki şiirinde Cemal'in imzasındaki fötür bazen başında da olurdu. Yalnız biraz amatör biraz da mahcup dururdu. Düşünün ki şapkayı imzasına kadar sindirmiş bir şairden bahsediyoruz. Böylesi bir şairin, böylesi aydın bir şairin, bir şiirine şapka devriminin ilanı sırasında gerçekleşmiş bir hikayeden aldığı ilhamı yerleştirmesi şaşırtıcı şey midir? Bence değildir. Cemal Süreya Belkıs ile Atatürk arasında geçen o hikayeyi bilerek yazdı o şiirin. Bunu bir de nereden anladığımızı en çok da nereden anladığımızı ayrıca vurgulamak istiyorum. Ne demiştik? Bend Kapı adlı şiirinin 3. bölümünde soruyordu bu soruyu Cemal Süreya. Doğru söyle. Beni mi seviyorsun? Atatürk'ü mü? Aynı şiirinin 1. bölümünde Cemal Süreya şu iki dizeyi kaleme alıyor. Diyor ki, ertelenemez artık Ağustos duygusu, son pişmanlık inanın fazla çiçek. E, şapka devrimi de yine bir Ağustos ayında ilan edilmemiş miydi? 1925 yılının Ağustos ayında. Ve Belkız, o 7 yaşındaki kız çocuğu Atatürk'e bir buket çiçek uzatmamış mıydı? Bakın aynı şiirin birinci bölümünde ne diyor Cemal Süreyya tekrarlayalım. Ertelenemez artık Ağustos duygusu, son pişmanlık, inanın fazla çiçek. Evet Cemal Süreya bu hikayeyi yani Belkıs ile Atatürk arasında geçen o hikayeyi sizi koruyor diye diyen Belkıs'ın hikayesini illa ki okuduğundan biliyordur diye bir şey yok. Belki de Cemal Süreya bu hikayeyi kulaktan dinlemiştir, duymuştur. Çünkü o Belkıs Cemal Süreya'ya aslında çok çok uzak biri değildir. Kimdir o Belkıs biliyor musunuz? Rıfat Ilgaz'ın, o büyük yazarımızın, Hababam Sınıfı adlı o büyük eserinde anlattığı Kel Mahmut vardır ya Mahmut Hoca. İşte o Mahmut Hoca aslında Rıfat Ilgaz'ın gerçek hayattaki öğretmeni Nihat Dicle'dir. Ve Nihat Dicle'nin kızı Atatürk'e o bir buket çiçeği uzatan Belkıs'tır. Evet Cemal Süreya bu hikayeyi illaki okumuştur ve böylece biliyordur diye bir şey yok. Cemal Süreya belki de bu hikayeyi bir edebiyat toplantısında, belki bizzat Rıfat Ilgaz'dan ya da Rıfat Ilgaz'la olan bir ortak arkadaşından dinlemiş de olabilir. Kim bilir? Doğru söyle. Beni mi seviyorsun Atatürk'ün?